Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İnyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak, kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de atmış olduğum tüm videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine bir istek modele geldim. Şöyle göstereyim bakın. Modelimiz bu şekilde beyaz bir papatya arkadaşlar. Şöyle papatyanın yaprağıyla uyumlu bu şekilde yaprakları ara suyu var. Bu modeli sizler için tığa çevirdim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde Instagram sayfasında da iğneyası yapan kişinin sayfasını da bakabilirsiniz. Evet, iğneyası yapmak isteyenler tabii ki de. Evet, şimdi bu modeli tığa çevirdim. Nasıl oldu bakalım. Evet, benim sizler için hazırlamış olduğum modelimde bakın bu şekil oldu. Şöyle sihirli halka ile ortasına böyle bu şekilde yuva hazırlayıp kenarlarını da yaprağı hazırladım. Bakın çok tatlı, birebir de aynısını yapmaya çalıştım şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde hazırladım. Şöyle tığ battılarımı da akşam sizler için güzelce şöyle çekerek hazırladım. Bakın. Çok güzel bir tığ battısı oldu. Çok da düzgün bir tığ battı işi, kolay bir tığ battı işi oldu. Bu da 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Bu şekilde ters tarafına kıvırarak böyle tığlama işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şöyle sonuna doğru da aslında daha önce hazırladığım siyah var. O da aynen bu şekilde. Bakın siyahı üçer zincirle çektim. Birazcık iri oldu siyahınki. Şöyle köşesini de bu şekilde hazırlıyorum. Köşeyi de göstereyim. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ilk önce sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka tüm iğneyacıların kullandığı ve bizlerin de arkadaşlar çok büyük kolaylık sağladığı bir yöntem. İstediğimiz yuva büyüklüğünü bu sihirli halkayla elde edebiliyoruz. İster küçük ister büyük. Çok büyük kolaylık, hele de benim için. Şöyle sizlere de bakın parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine koyarak bir halka oluşturdum. Tam orta kısmından giriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Evet, bakın iki tel üstte, tek tel aşağıda. Bir yuva hazırlıyorum ve üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şu alttaki zinciri de saymayacağız. 3 ve 4. Buraya 4 zincirden bu şekilde 6 tane kirpikler hazırlayacağız yuva. Yine 4 zincir. Şöyle bakın 2 teli üstte ortadan giriyorum ve kirpiğimi oluşturdum. Tekrar 4 zincir. Şöyle bakın. Ortadan giriyorum. Oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buraya ortaya sabitliyorum. Bakın 5 tane yuva oldu. 2 zincirimi çekiyorum. İpimi tuttum. Bakın istediğimiz büyüklükte yuva hazırlıyoruz, kapatıyoruz. Sonuncu trabzanı da bakın trabzan olarak yapacağız yuvamızı. Ortada şöyle, aslında trabzanı yaptıktan sonra da kapatabiliriz. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın size göstermek için acele ettim ben. Trabzandan sonra da ipi çekebiliriz. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya toplamda 6 tane trabzanda beraber 6 tane kirpiğimiz oldu. Şöyle. Bu 6 kirpiği 6 tane yuva hazırlayacağım. Beşer zincirden. 5 zincirimi çekiyorum. Şöyle kapattım. Tekrar 5 zincir. Hemen ortadaki yuvanın içine giriyorum, kapatıyorum. 5 zincir. Beş zincir. Yuvanın içine girdim. Kapattım. Bakın
2, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle 5. Şimdi tekrar 6. ve sonuncu için 5 zincir. Şimdi bakın arkadaşlar. 6. yuvamızı bu şekilde trabzan olarak yapmıştık. Trabzanı aralıyorum. Diğer yuvaya değil, trabzanı aralayarak içine giriyorum. Hem trabzanın arasını bu şekilde açıyorum. Bakın, sık iğne girdiğim için. Hem de bu şekilde çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Bundan ilk önce bir sürü ara motifleri hazırlayıp sonra çiçeğimizi hazırlayalım. Evet, ipimi kopardım. Şöyle ipimi hemen yakayım. Şöyle dibinden kameradan bakıyorum, alttan daha rahat yakılır. Şöyle bakalım. Bakın burayı da direkt hafif uzun bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle uzun bırakıyorum ki şöyle sakızlı yakabilmek için. Bakın şöyle sakızlı yakarsanız daha güzel, daha düzgün, böyle sağlam bir işiniz olur. Arkaya belli etmeden sakızlı bir şekilde siz daha temizini yakarsınız. Bundan ilk önce böyle tohumları bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi kenar çiçek kısmına geçelim. Evet, şimdi bakın en son koparmış olduğum yuvadan girerek şöyle başlayacağız. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şimdi trabzanların yapılış şeklini, nasıl olduğunu, nasıl yaprağı çevirdiğimizi anlatacağım. Bakın şöyle iki tane sıkı sıkı zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. İki seferde aldığım kalın bir trabzan. Şöyle 4 zincir çekerek kirpik yapacağım. 4 zincirimi çektim. Hemen buraya trabzanın arasına giriyorum. Minik bir trabzan. Şöyle kirpiğini de kapattım. Şimdi iki defa doluyorum. Yine 2 2 alarak bu sefer 3 seferde çıkıyorum. 2 2 ve 2. 3 seferde aldım trabzanı. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Kirpik oluşturdum. Bakın dolama işlemini bir tane daha artırdım. 3'e çıkardım. Bunu da aynı şekilde bakın dibinde şöyle kalın 2 2 2 ve 2 alarak şöyle 4 seferde. İlkini 2 seferde, ikincisini 3 seferde, dördüncüsünü 4 seferde. Yine 4 zincirden kirpik yapıyorum. Kirpik sayılarım aynı. Bu şekil çok güzel duruyor. Şimdi tekrar 3 seferde. Sonucu yine 3 seferde. Fakat bunun dibine şöyle 1 2 2 2 ve 5 seferde çıkarıyorum. Dibinde bir tane aldığım için. Sonra 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Kirpik yaptım. Tüm kirpikler bakın 4'er zincirli. Geri kalan kısma da bu şekilde 6 tane sık iğne yapacağız. 6 veya 7 ne kadar alırsa. Şöyle 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane. 8.'yi de sarı yuvada. Buraya sabitleyip şöyle bakın. İlk yaprağı yapmış oldum. Böyle kenarını tutayım çıkarıp. Evet, yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş da şöyle gösterdim. Hemen diğer yuvaya sık iğne ile geçeceğim. Bakın. Şöyle bismillah. Diğer yuvaya bir sık iğne ile geçtim. Aynı şekilde yine iki zincir çekerek zincirimi sıkıca çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve yuvaya girdim. Şöyle almış olduğum ilmeği bir iki seferde. Zincirle beraber iki tane trabzan oldu. Hemen 4 zincirimi bu minik trabzanımın arasına kapatıp bir tane tomurcuk oluşturdum. Hemen dolama artırıyorum tığımın başına. 3 seferde. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Yine kirpiği kapatıyorum 3. trabzanıma. Dolama artırdım, 3'e çıkardım. Bunu da 4 seferde çekiyorum bakın. Şöyle 2 2
2 ve 2. Yine 4 zincir. Trabzana kapattım. 3 seferde tığımı doladım. Yuvaya girip bir ilmek aldım. 1, 2, 2, şöyle 2 ve şöyle 2. Bakın 5 seferde çıkardım. Hemen 4 zincirimi kapattım. 1 kirpik yaptım. Geri kalan kısma da 7 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. yine en dibe kadar geldik. Hemen sarı yuvaya da bir tane girmeyi unutmayalım. 8. Şöyle güzel bir, şöyle pürüzsüz bir sık iğne oldu. Yuvanın içine direkt hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyorum. Ve buraya bir zincir, iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı işlem. Sadece şu alış kısımlarını, tığ dolayış kısımlarını görmeniz için yavaş anlattım. İki defa doladım. Şimdi üç seferde. 2, 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. 3 sefer doladım. Sarı yuvadan ilmek alıp 2, 2, 2 ve 2. Bu da 4 seferdi. Alış işlemleri de birer birer artıyor. Trabzanlar da böyle badal badal büyüyor. Sonuncu yine 3 defa. Bu sefer dibinde 1, 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuğumuzu yapalım ve bu son trabzanımızın içine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7. 8.'yi de sarı yuvada yapalım. Şöyle anlaşıldı umarım arkadaşlar. 3 tane yaprağı yaptık. Şöyle zaten bilenler biliyor. Bilmeyenler için de yavaş yavaş şöyle çekerek 3 tane yaprağı gösterdim. Şöyle yakından net göstereyim. Evet. Bu şekilde oldu 3 tane yaprak. Şimdi diğer yuvaları da tamamlayayım. Hemen bunu tutturma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, bakın diğerlerini de doldurdum. 3 tanesini sizle doldurmuştuk. Diğerlerini de devam ettirdim. Şurayı göstermek için geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde koparmayın. Şöyle buraya bir sık iğne ile de geçiş yapıp şöyle üzerine de bir zincir çekip bakın bu şekilde koparırsanız daha güzel kaynamış olur. Ve hemen makasımı alıyorum. Koparıyorum. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Özellikle bakın oradaki gösterdiğim modelde sadece zincirle inmişti. Zincir genelde puruşuyor kullandıkça arkadaşlar. Böyle ütülü gibi durmuyor, sık iğne gibi sert durmuyor. O yüzden zincirle değil de bu şekilde sık iğne ile indim. Dikkat edin. Dikkatli arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim, yoruma yazacaklar için de bir açıklama gibi olsun. Hemen bunu monte edelim. Şöyle tığ battı mesafesi olarak 3 tane yaprak bıraktım. Bakın motifimle diğer motifimin arasına 3 tane ara suyu bırakıyorum. Şimdi motifimi sabitleyerek başlayacağım. Ben 3 tane bıraktım. Siz bunu 5 de bırakabilirsiniz. Zevkinize göre. Şöyle 3 tane de tığ battı mesafesi bırakıyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Bu. Yapmış olduğum motifi tuttum arkadaşlar, bakın. Şöyle 3 aşağıda 3 de yukarıda olacak şekilde sabitleyeceğim. Bu yapraktan diğer yuvaya geçiş olan bu sık iğneli yerden ortasından girip şöyle buraya sık iğne ile sabitledim. Hemen bir zincir çekiyorum. Görmeniz için bakın şöyle diğer yuvaya bu bir zincirimi
geçiş yapıyorum, tığ battıya daha doğrusu. Arkaya yine 3 tane tığ battı yapacağız. 3 zincir, sıradaki yuva, 3 zincir, sıradaki yuva, tekrar 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. Bırakırken bir tane zincir çekip bırakıyorum. Şöyle çeviriyorum bak. 3 tane yaprak. Şöyle. Bu aradaki geçiş sık iğnesinden de girip şimdi de ilmeğimi tutacağım. Bırakmış olduğum ilmeğimi bu orta yapraktan sık iğne ile sabitleyip buraya tutturdum. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığ battıya geçişimi yaptım. Buraya da başta olduğu gibi 3 tane tığ battı ara mesafesi vereceğim. Şöyle 3 zincir tığ battıyı ortalayıp arasına kapattım. 3 zincir şöyle bakın tığ battıya girip kapattım. Şimdi ipimi bırakalım, bu mantelediğimiz işlemeyi bakalım arkadaşlar. Şöyle elimle bir oynatarak yerleştiriyorum. Bakın tutturuyorum yaprakları güzelce. Şöyle arkasını da göstereyim. Bakın arkasından da bu şekilde 3 tane, kenarlardan da 3'er tane tığ battı bırakıp bu şekil motifimizi tutturuyoruz. Tutturma işlemi de çok kolay. Ben biraz çok konuşuyorum daha iyi anlatmak için arkadaşlar. O da sanki çok fazla işliymiş gibi anlaşılmasın. Şimdi bir defa tığımı doladım. 3 tığ battıdan sonra buraya trabzan yapıyorum yaprak için. Şöyle 3 seferde geniş geniş çekiyorum. Bu şekilde de bir yuva oluşturdum. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Yaprakta olanın miniğini yapacağız. Şöyle kenarda yapraklarda yaptığımızın alım işlemi, trabzan işlemi daha minik tutacağım. Bakın yine bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle kapattım. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 1 ilmek aldım. 2, 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapattım. Bir tane kirpik oluşturdum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Hemen 4 zincir çekiyorum. Kapattım. Bakın. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3, şöyle 4. Evet. 5'inciyi de bu şekilde trabzanın arasına girdim. Sabitledim. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki şöyle tığ battıya girip kapattım. 3 zincir arasına bu şekilde tığ battı mesafesi veriyoruz. Diğer yaprağa geçişte. Yapmış olduğumuz yaprağa bakalım. Bu beyaz yaprağın arkadaşlar minyatür hali bu da. Bu şekilde küçüğünü yapıyoruz. Bakın. Şöyle minyatür yaprağı olmuş oluyor. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Yaprak yapılışına. 3 zincir çekiyorum. Hemen tığ battıya girip kapattım. Bakın. Yapraklar arasında 3 tane tığ battı mesafesi var. Bir defa tığımı doladım. Ve 1 ve 2 ve 2. Bu şekilde minik bir trabzan. 2 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Trabzanın içine 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Bu şekilde bir kirpik oluşturdum. Bakın bir defa doluyorum. Bu sefer 3 seferde çekiyorum. 1, 2, 2. Bir dolaman birisini 2 seferde, birisini de 3 seferde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım.
Şöyle şimdi 2 defa dolayıp şöyle 2 2 ve 2 alarak bakın trabzanımı oluşturdum. Yine 4 zincir. Kapattım bu şekilde. 2 defa tığımı doladım. Hemen trabzanın arasından bir ilmek alıp 1 2 2 ve 2. Yaprağımızın duruşu bu şekilde. Minyatürü, beyazın minyatürü oluyor. Kapattım bu şekilde. Şimdi bu geri kalan kısma da sık iğne yapıyoruz. 4 tane. 1 şöyle 2 şöyle 3 ve 4. 4 tane bu şekilde. 5. de yuvada yapıyorum. Hemen 1 2 3 zincir. Kapatıyorum buraya. Tekrar 3 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Şimdi şöyle 2 tane yaptık. Ben bir tane daha bu yapraktan yapıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitmiş hali bakın bu şekilde oluyor. Şöyle yaprağı ve papatyası birbirine uyumlu. Tıpkı size gösterdiğim iğne yasında olduğu gibi orada da bu şekilde aynı uyumda. Ben de size birebir aynısını yaptım. Bu da göstermiş olduğum papatyam. Şöyle ara suyuyla beraber tutayım. Evet. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir de elimin üzerinde göstermeye çalışacaktım. Bakın birebir aynısını yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Yapımı da gayet kolay. Zaten motifte yaprak yapmasını öğreniyorsunuz. Bu da biraz minyatür hali. Şöyle ortası da arkadaşlar artık sizleri de alıştırdım sanıyorum bu sihirli halka işine. Sihirli halkanın minik bu şekilde tohumları. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Ortasını bayağı bir yapıp sonra da üzerine papatyalarını hemen de tığlama işlemiyle takarak böyle motifleri gideceksiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Biliyorsunuz yeni bir kanal açtım, Tığ Oyaları Dünyası diye. Oraya da abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Şöyle bir de ters tarafından da gösterip kapatalım inşallah. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Böyle ters tarafından da yapraklı hali. Evet. Çamaşır makinesinin sesi de geliyor arkadaşlar. Ben bittim, beni as diyor. Biliyorsunuz biz kadınların işi hiç bitmiyor. Bu şekilde. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.